Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı özdeşlikler ve denklemler. Tabii ki bu konumuzun altında alt başlıklarımız da var arkadaşlar. İlk başlığımızın adı özdeşlikler ve çarpanları ayırma. Hadi bakalım başlığımızı yazalım. Özdeşlikler ve çarpanları ayırma. Sevgili arkadaşlar, özdeşlikler dediğimiz bir eşitliğin her iki tarafının da birbirine eşit olması anlamına geliyor. Evet, biz şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Özdeşlikler. Evet ve aynı zamanda iç içe çarpanları ayırmadan bahsedeceğiz. Mesela şunu dediğimizde 2x artı 4x eksi 2 eşittir 6x eksi 2. Acaba doğru mu diye baktığımızda arkadaşlar bakıyoruz burada 2x 4x toplarsan 6x. Eksi 2 var burada da eksi 2 var. O zaman bu bir özdeşliktir diyebiliriz. Evet her iki tarafta birbirine eşitse özdeşliktir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şöyle bir şey olsun. 7x eksi 4x artı 5 eşittir 2x artı 5 dediğimizde. Bakıyoruz arkadaşlar. İkisi birbirine eşit mi? 7x'ten 4x'i çıkartırsanız 3x olur. 3x artı 5 olur. Peki 3x artı 5 2x artı 5'e eşit midir? Hayır değildir. O halde bu bir özdeşlik değildir sevgili arkadaşlar. Evet yani özüyle özdeşlik budur. Bakın ne yaparsanız yapın, ne kadar büyük denklemler karşılıklı iki tane denklem kurarsanız kurun, özdeşlikliğin özü budur arkadaşlar. Yani eşitliğin her iki tarafının, yazalım buraya, eşitliğin her iki tarafının birbirine eşit olma durumuna özdeşlik denir. Evet. Eşitliğin her iki tarafının birbirine eşit olma durumu arkadaşlar. Peki özdeşliklerden bahsederken arkadaşlar sıklıkla biz çarpanlara ayırma, çarpanlarına ayıracağız, ortak çarpanını bulacağız ve gerekirse sadeleştireceğiz. Biz şimdi bunlarla ilgili bol bol örnek çözelim arkadaşlar. Mesela diyorum ki şöyle bir şey olsa, bakın 2x eksi x kare. Eşit midir acaba diyorum. Bakın, eşit midir acaba? 2 eksi x'e eşit midir? Evet, bunu bilebilmeniz için arkadaşlar sizi çarpanlara ayırmayı da bilmeniz gerekiyor. Bakalım o halde. Bakın, burası ne? Tekrar yazalım. 2x eksi x kare. Öyle değil mi? Eşittir. Bakın, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada çarpanlarına ayrılmış bir ne var? Denklem var, ifade var. Bakın, şu şekilde ne yapıyoruz? Biz her iki tarafta da çarpıyoruz. 2 ile x'i çarparsanız 2x. X ile x'i çarparsanız eksi x kare yapar. Eksi zaten vardı. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet, ikisi de birbirine eşit. Peki, çarpanlara ayırma demişken arkadaşlar, bazı kurallar var. Bu kuralları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle de sıklıkla karşınıza çıkacak ifadeler bunlar. Mesela bakınız. A artı B'nin karesi nasıl açılır dediğimizde sevgili arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Aynen yazıyoruz. Birincinin karesi A kare. İkincinin karesi B kare ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arkadaşlar. Artı 2AB. Birinci ile ikinciyi çarpıyoruz AB. 2 katı 2AB. Evet bu şekildeydi. Şimdi nerede kullanabiliriz diyorsanız eğer. Bakın yapıyoruz arkadaşlar. Diyorum ki 2x artı 5'in karesi olsun. Hadi bakalım. Yapalım. Arkadaşlar bakın birinci dediğimiz bu. İkinci dediğimiz de bu. Evet. Bunu da söyledikten sonra bakın. Birincinin karesi 2x'in karesi dediğimizde arkadaşlar hem 2'nin hem x'in karesini alıyoruz. Bakın o halde diyoruz ki 4x kare.
Evet, birincinin karesi. Sıra geldi ikincinin karesine. Artı 5'in karesi. 5 kere 5, 25. Hadi bakalım onu da yazdık. Artı 25. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikinciyi çarpalım. 5 kere 2x, 10x. 2 katı 20x. Haydi bakalım onu da yazdık. Artı 20x dedik. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bunu aynı zamanda eğer hani düzenlemek isterseniz kat sayılarına ve bilinmeyenlerine göre nasıl yazabiliriz? 4x kare artı 20x artı 25 şeklinde yazarsanız da herhangi bir değişiklik olmaz. Peki ben şimdi hani artılı kullandım. Dilerseniz bir de eksili de olsun içinde. Eksili de yapmış olalım. 3x eksi 4 olsun mesela. 3x eksi 4'ün karesi olsun. Hadi bakalım bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi yine ne diyoruz? Şöyle birinci dediğimiz bu. İkinci dediğimiz de bu sevgili arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Birincinin karesi yani 3x'in karesi. Hem 3'ün karesi hem x'in karesi. 9x kare. İkincinin karesi arkadaşlar eksi 4'ün karesi eksi 4 ile eksi 4'ü çarparsak 16 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Hadi bakalım onu da yazalım. Artı 16 ve birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4 ile 3'ü çarparsam eksi 12. 2 ile çarparsam eksi 24x. Eksi 24x. E ben bunu düzenlemeye kalkarsam 9x kare eksi 24x artı 16 şeklinde yazabilirim. Şimdi bunun nerede işe yarayacağını söyleyecek olursak arkadaşlar. Birçok soruda bakınız ne yapar arkadaşlar? Ya bu şekilde verir, şu şekilde ya da bu şekilde verir. Altında da aynı ona benzer bir ifade vardır. Sadeleştirme yapabilmeniz için şu ifadelerin nasıl açılabildiğini bilmeniz lazım. Şimdi bu birincisiydi arkadaşlar. Ne dedik biz? A artı B'nin karesini yaptığımızda birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dedik. Bu birincisiydi. Evet. Gelelim ikincisine arkadaşlar. Bir diğeri. Bakın bu da şöyle yanına yine kırmızımızı koyalım. Diyorum ki A eksi B'nin karesi. Bakın. Aynı sistem arkadaşlar. Sistem değişik değil. Birincinin karesi A kare. İkincinin karesi yani eksi B'nin karesi. O da artı B kare. Neden? Eksi B ile eksi B'yi çarparsanız eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Gelelim diğerine. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. A ile B'yi çarparsan eksi AB. 2 ile çarparsan eksi 2AB. Hadi bakalım. Bu şekilde. Ve diğer bir ifademize gelecek olursak. Diğer bir açılımımız arkadaşlar. O da nedir biliyor musunuz? A kare eksi B kare nedir? A eksi B çarpı A artı B'ye eşittir arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani şöyle olsa. Mesela 20'nin karesi eksi 19'un karesi diyelim. Bunu açtığımızda arkadaşlar şöyle olacak. Bakın bu birinci bu ikinci değil mi? Bakın dikkat edin. 20 eksi 19. 20 eksi 19 çarpı 20 artı 19. Diyeceksiniz ki aa öğretmenim ben burada 20'nin karesiyle 19'un karesini bulup birbirinden çıkarmak yerine şunu yapsam ne kadar kolay değil mi öğretmenim? Evet çok kolay. Neden çok kolay? Bakın arkadaşlar 20'den 19 çıkar 1 çarpı 20 ile 19 topla al sana 39. 39 ile 1'i çarparsan hop sonuç çıktı mı 39 diye. Düşünün ne kadar kolay. E bir de şuradan yapmaya kalkarsan 20'nin karesini bulacaksın. Yani 20 ile 20'yi çarpacaksın. Arkasından 19'un karesini bulacaksın. 19 ile 19'u çarpacaksın. Sonra birbirinden çıkartacaksın. En az 2 dakikanı alır. E peki şu şekilde ne kadar kolay öyle değil mi? Ve bu şekilde sorulan çok soru vardır arkadaşlar. Şimdi şu 3 özdeşliğimizde yaptıktan sonra. Arkadaşlar dilerseniz sizlerle beraber soru çözelim bu konularla ilgili. Evet. Çünkü arkadaşlar bu konumuz özdeşlik ve çarpanları ayırma aynı zamanda bir ifadenin en sade nasıl yazılır o şekillerini göstermekle de ilgili. Örnek verecek olursak diyorum ki 3x kare
eksi 6x bölü x eksi 2. En sade şeklini yazınız. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar görüyorsunuz 3x kare var. 3x kare eksi 6x, x eksi 2. En sade şeklini yazmak için bakın arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada görüyor musunuz? Bakın x eksi 2. Ben acaba yukarıdakinin bir ortak çarpanını bulabilsem, acaba aşağıdakini uydurabilir miyim? Arkadaşlar 3x parantezine alsam yukarıya. Bakın 3x parantezine alsam. 3x parantezine alsam burada bir tane x kalır mı? Çünkü 3x ile x'i çarparsan 3x kare yapar. Güzel. Peki ben yine 3x parantezine alacağım. Hani bunu da alacağım için. Burada da yalnızca bir tane eksi 2 kalır mı? Evet arkadaşlar bir tane eksi 2 kalır. Çünkü 3x ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 6x yapar ki bu da buna eşittir. Şimdi aşağısı aynen duruyor değil mi? X eksi 2. Hoppala. Bakın buradan ne çıktı? Ne çıktı? Arkadaşlar çarpım durumunda olduğu için buradaki x eksi 2 ile aşağıdaki x eksi 2 birbirini götürür. Ve size mis gibi sadeleşmiş haliyle bir 3x kalır arkadaşlar. Evet, yani sadeleştirme yapmak da yine aynı bu konularla ilintilidir. Şimdi bakalım isterseniz şunlarla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz? Soru çözebilir miyiz? Elbette ki çözebiliriz. Gelin beraber şimdi bir de onu yapalım. Evet. Diyorum ki arkadaşlar 85'in karesi eksi 82'nin karesi bölü ne yapalım sevgili arkadaşlar? Aşağıya. Hadi bakalım buldum. 3. Evet. Eşitliğinin en sade şeklini bulunuz. Şimdi arkadaşlar eğer bunun uzun yolunu yaparsanız 85'in karesini bulacaksınız. Yani 85'e 85 çarpacaksınız. 82'nin karesini bulacaksınız. 82 ile 82'yi çarpacaksınız. Birbirinden çıkartacaksınız. Çok uzun iş. Gelin biz burada şunu kullanalım mı? Hadi gelin kullanalım. Diyorum ki o zaman bakın aşağıya. 85 eksi 82 bakın görüyor musunuz? Çarpı 85 artı 82. Doğru mu sevgili arkadaşlar? Evet bakın ne yaptık? A eksi B çarpı A artı B yaptık. Şimdi 85'ten 82'yi çıkartırsam 3 olur. Çarpı bakın 85'e 82 hemen arkadaşlar hiç üşenmeyin lütfen. Eğer bir konu hakkında net olarak bilginiz yoksa lütfen hemen bir yerde toplanacak mı toplayın çarpılacak mı çarpın. 85'e 82'yi yaptığınızda buradan ne çıkar? 167 çıkar. Evet 3 çarpı 167. Evet şimdi şu 3'ü yazmaya geldi. Bölü 3. Bakın arkadaşlar çarpım durumunda şu ikisi gitti mi? Gitti. Ve sonuç olarak ne kaldı? 167 kaldı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz özdeşlikler, çarpanlara ayırma ve hepsini bir arada